bugün Yeni Şafak gazetesinde okudum röportajı. İstifa eden Yeniden Refah Partisi milletvekili Suat Pamukçu eski yol arkadaşlarının FETÖ'cülükle itham ediyordu. Şimdi mesela çok kritik bir bilgi geldi bana. Meğer Suat Pamukçu'nun oğlu Talha Pamukçu BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısıymış. Şimdi bunu oğluna yakalamışlar. Muhtemelen telefon gitmiştir oğlundan kendisine. Ya da oğluna ve kendisine. Yani Suat Pamukçu'nun Yeniden Refah Partisi'nde olması ya da Yeniden Refah Partisi'nin bu doğrultuda olması muhtemelen Talha Pamukçu'nun işini etkileyecekti. Talha işsiz kalacaktı. Dolayısıyla bunu oğluna, Suat Bey'i oğluna yakalamışlar. Bir başkasını kızından, öbürünü gelininden, bir diğerini özel yaşantısından yakalayarak Yeniden Refah Partisi'ni AK Parti'ye mecbur etme operasyonu. AK Parti'ye İstanbul'u kazandırmaya yardım etme baskısına maruz bırakacaklar. Fakat dediğim üzere yani Yeniden Refah Partisi şu saatten sonra evet dese bile kardeşim o partinin ruhunu alamazsın ki cesedini alırsın yani. O partinin seçmeni şu ana kadar seçmeni zaten sana verdiyse verdi. Tabii zaten vermeye karar verdiyse verdi. Artık, evet. Şu saatten sonra o partinin neyini alacaksın? Mesela şu saatten sonra hala daha Burak Avuncu'ya oy vereceğini söyleyen İYİ Partili'yi Meral Akşener hayır gidin İmamoğlu'na verin dese ikna edebilir mi? Edemez ki ya. Edemez yani. O nedenle yani AK Parti zorbalıkla, şantajla, baskıyla, yeri geldiğinde parayla Yeniden Refah Partisi'ni kuşatmaya en sonunda hukuksal mekanizmaları devreye sokarak etkilemeye çalışıyor. Yeniden Refah Partisi de sıkı dursunlar yani. Eyvah. İsmail böyle söyleyince arkası geliyor. Eyvah. Şerefe dikkat etsin. Nevzat Çiçek bir ekleme yapacaksın sanıyorum. Evet. Şöyle İsmail'in söylediklerinin bir kısmı zaten konuşuluyor. Doğru. Yani burada beklenti olan şeyler. Ama ben AK Parti'yi şöyle uyarayım. Yok beklenti yani, değil. Beklenti değil. Hayır şöyle yani beklentiden kastım şu. Bunlar olabilir tarzı yaklaşımlar zaten konuşuluyor. Şimdi ben AK Parti'yi şöyle uyarayım. Bakın bu FETÖ meselesinde yani siyaseten AK Parti Yeniden Refah Partisi'yle her türlü her alanda mücadele ediyor. Ona bir sözüm yok. Ama bu FETÖ meselesinde şu ana kadar FETÖ'nün kirletemediği bir alan milli görüştü. Yani o milli görüş hareketinin, rahmetli Erbakan'ın FETÖ'ye olan duruşu, FETÖ'ye olan mesafesi çok netti ve bu hep ifade edildi. Dolayısıyla da bir siyasi hesaplaşmada bu alanın kirletilmesini ben gerçekten eğer böyle bir şey olursa çok üzüleceğimi ifade edeyim. Sebebi şu, çünkü şöyle bir algının oluşmaması lazım. Yani FETÖ her yere, her alana girebiliyor. Hayır, Milli Görüş Hareketi'ne rahmetli Erbakan'da bu yoktu. Ha, sonra İsmail'in dediği gibi şu an çok ciddi bir üye artışı var. Yani bugün belki Fatih Erbakan'a, onu da İsmail sorabilir yani bu yönetebileceğiniz bir süreç mi diye. Çünkü 2500 üyeden bahsediyorlar. Gelen üyelerden falan bahsediyorlar. Ama Yeniden Refah'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani Yeniden Refah normalde AK Parti'nin ikinci partisi olarak kendisini konumlandırmıştı. Ve dolayısıyla da şimdi İstanbul üzerinden AK Parti ile olan bir mücadele, AK Parti Yeniden Refah Partisi'ni Saadet ve diğer partilere yaptığı gibi onu bir blok içerisine sokabileceğini düşünürse burada yanılır ve bu ters teper. Ha, belli bir oyu İstanbul'da belli bir oranın altında bırakmaya çalışır. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar, bunun üzerine bir baskı oluşturur. O anlaşılabilir bir şey ama topyekün olarak bir şekilde onu da bir muhalefet bloğu içerisinde hani CHP ile yan yana geliyorlar vesaire bu noktada hareket ediyorlar. Saadet'e yönelttiği gibi bir suçlamayla bunda başarılı olma şansı yok. Ama ben İsmail'e katılıyorum. Mesela Urfa özelinde hatırlarsanız Kasım Gülpınar'ın çok yıllar önce yaptığı ve orada da AK Parti'ye kazandırdığı Siverek Belediyesi vardı. Onun üzerine bir konuşmaydı. Onu yeniymiş gibi servis ettiler. Oradan bir deme çalışıyor, deme kazanmasını istiyor. Gizli bir ittifak var diye bir yayın da yaptılar. Ama bunların şöyle bir handikapı var. Belki AK Parti'nin bunu görmesi lazım. Bunlar yerelde AK Parti'ye DEM seçmeninde oy kazandırmaz. Tam tersi DEM'i şeytanlaştırdığı için yerelde AK Parti'den de kopuşu beraberinde getirebilir. O anlamda